Merhaba. Septik şokun tanısına geçmeden önce nasıl bir şey olduğunu kısaca hatırlayalım. Septik şoka kan damarlarındaki enfekte olmuş maddeler yol açar. Bu enfekte maddeye tepki olarak aküvarların sayısı artar, salgıladıkları kimyasallar da kan damarlarına zarar verir. Damarların çaplarını genişletir ve geçirgenliklerini artırır. Tüm bunları hatırlıyorsunuz, değil mi? Peki Şoktaki bir hastaya yapılacak ilk müdahale ne olmalıdır? Müdahaleden önce tabii ki tanı konmalıdır. Peki şokun tanısı nasıl yapılır? Bu noktada yardımcı olacak bazı laboratuvar testlerinden bahsedebilirim. Öncelikle hastanın vücudunda neler olup bittiğini anlamak gerekir. Diyelim ki Ateşi titremesi olan, terleyen ve yüzü kızarmış bir hasta geliyor. Hastanın tansiyonu da giderek düşüyor. Bu belki de septik şoktur. Bunun için de ateşini ölçüp yaşamsal belirtilerini kontrol etmenin yanı sıra hastanın kanında enfeksiyon olup olmadığı kontrol edilmelidir. Tabii bunun için de kan kültürü almak gerekir. Kanda bulunan şey bir mantar mı, bakteri mi yoksa virüs mü? Bunu anlayabilmek için kan kültürü alınmalıdır. Bu sayede kandaki organizmanın ne olduğu teşhis edilebilir. Bundan sonraki adım şokun, tabi eğer bu durum şoksa ne kadar ciddi olduğuna karar vermektir. Organlarda hasar var mı? Vücutta tam olarak neler olup bitiyor? Bu soruların cevabı içinde Laktik asit ya da serum laktat gibi değerlere bakılır. Serum laktat önemli bir değer. Çünkü bize doku perfüzyonu yani vücutta oksijensiz kalan hücreler hakkında bilgi verir. Bu küçük turuncu kutuların hücre olduklarını düşünelim. Bu hücreler oksijeni alamamaya başladıklarında enerji üretmek için başka bir yola başvururlar. Bu başka yol anaerobik metabolizma yani oksijensiz metabolizmadır. Bunun yan ürünü de laktat ya da laktik asittir. Bu yüzden de serum laktat değerleri hücrelerdeki oksijen seviyeleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar. Buna ek olarak arteriyel kan gazı ya da AKG'ye de başvurulabilir. AKG kanda ne kadar oksijen olduğunu ve karbondioksit gibi kanda bulunan diğer gazların seviyesini gösterir. Daha sonra Organlara yönelik bazı laboratuvar testleri de yapılabilir. Örneğin kan üre azotu ya da kreatinin değerlerine bakılabilir. Bunlar böbreklere özel kan değerleridir. Yani böbrek testleri oldukça önemlidir. Çünkü böbrekler oksijensiz kaldıkları süre çok kısa olsa bile hasar görebilirler. Böbreklerin oksijen söz konusu olduğunda gerçekten de hassas olduklarını bilmelisiniz. Evet kullanabileceğimiz testler bunlar ve testler tamamlanır tamamlanmaz hastanın tedavisine başlamak gerekir tabii ki. Tedavi ne kadar erken başlarsa hastanın yaşama olasılığı da o kadar yükselir. Erken tedavi ölüm oranlarını düşürebilir. Tedaviye genellikle geniş spektrumlu antibiyotiklerle başlanır. Neden geniş spektrumlu diye soracak olursanız, septik şok tedavisine başlandığında alınan kan kültürünün sonucu henüz çıkmamıştır da ondan. Bunun için de farklı enfeksiyonları tedavi edebilecek antibiyotiklere başvurmak daha mantıklıdır. Gram pozitif ya da gram negatif bakteriler gibi farklı farklı bakteri türlerine karşı etkili olabilecek antibiyotiklerden bahsediyoruz. Hasta eğer geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine cevap vermezse enfeksiyonun mantar kaynaklı olabileceği düşünülür ve mantar önleyici ilaçlara başvurulur. Ama yine de tedavinin ilk aşaması geniş spektrumlu antibiyotiktir. Kan kültürü sonucu geldiğinde kullanılan antibiyotik ya da antimikrobik ilaçlar kanda tespit edilen organizmaya göre değiştirilebilir. Bu arada Hastanın kanındaki enfeksiyonun yanı sıra bu enfeksiyonun sonucu olarak hastanın tansiyonunun da düşmekte olduğunu unutmamak gerekir. Bunun için de tedaviye tansiyonu düzenleyecek damar içi sıvılar ve kan basıncını artırıcı ilaçlar eklenmelidir. Kan basıncını artırıcı ilaçlar kan damarlarını daraltarak sistemik vasküler rezistansı yani Kan damarlarının rezistansını artırır ve tansiyonu düzenler. Evet, bunlar tansiyonu düzenleyecek yani yükselteceklerdir. Tedavi günlerce hatta haftalarca sürebilir. Peki, hastanın durumu iyiye gitmeye başladığında ne yapılmalıdır? Hastaya septik şok teşhisi kondu ve tedavisine başlandığına göre hastalığın seyri izlenmelidir. Bunun için laktat, AKG, kan üre azotu ve kreatinine bakabiliriz. Ek olarak C-reaktif protein ve eritrosit sedimentasyonu hızına da bakılabilir. Bunlar birbiriyle ilgisiz gibi görünebilir ama e, aslında önemli olan inflamasyonun izlenmesidir. Ve bu değerlerde inflamasyonu izlememize yardımcı olurlar. Septik şok tanısı yapıldığında hastada bu değerlerin çok yüksek olduğunu görürüz. Örneğin her biri 100 birim civarında olabilir. C reaktif proteinin normal değeri desilitrede 1 mg'dan azdır. Eritrosit sedimentasyon hızının normal değeri ise yaşa göre değişkenlik göstermekle birlikte genellikle saatte 20 ya da 25 mm'dir. Ne demiştim? septik şok tanısı yapıldığında çok yüksek olan bu değerlerin tedavi ile birlikte düşüşe geçmeleri ve normal değer aralığına inmeleri gerekir. İşte bunun için de yapılan testlerde bu yönde bir ilerleme arandır. İşte hepsi bu kadar. Kanda enfekte olmuş maddeler olduğunu düşündüğünüzde bu şekilde ilerlemek son derece mantıklı öyle değil mi? E, videoyu bitirmeden birkaç şey daha söylemek istiyorum. Kan kültürünü antibiyotik tedavisinden önce almak gerekir. Çünkü hastanın kanındaki organizmanın ne olduğu tespit edilmelidir. Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine kan kültürü sonuçlarından önce başlanırsa, kanda antibiyotik de olacağı için bu antibiyotikler organizmanın büyümesine etki edebilir. Bu yüzden de kan kültürünün antibiyotik tedavisinden önce alınması son derece önemlidir. Buna ek olarak septik şok durumunda hiçbir adımın gecikmemesi de hayati önem taşır. Tedavinin gecikmesinin ölüme sebep olabileceğini asla aklınızdan çıkarmayın. Son olarak hastanelerde iki geniş damar yolu terimini duyabilirsiniz. Bu hastaya damar içi sıvı verilebilmesi için iki tane damar yolu açılması anlamına gelir. Bu sayede sıvı hastaya daha çabuk etki eder ve hastanın kan basıncı yükselir. Evet toparlayacak olursak septik şok söz konusu olduğunda sırasıyla uygulanacak bu adımları unutmuyoruz. Tanı, tedavi ve ardından septik şokun seyrinin izlenmesi. Hoşçakalın.